İyi geceler, iyi akşamlar. Alo. Alo. Sesiniz az geliyor ama selamun aleyküm. Ben sizi duyabiliyorum. Buyurun. Evet. Bu daha önceden bu kalp damar tıkanıklığı için babamın problemi vardı. Damarlarında sigara içmeden ve alkol içmeden dolayı daralma söz konusuydu. Hı hı. Geçenki programlarda aldık. Raporlarda yaklaşık 1,5 ay gibi kullanımda %60'dan %30'a gerileme bir durum oldu. Güzel. Bayağı bir iyi oldu. Hocam hemen teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili ürün de yanında temin etmiştik, almıştık. Onun için de ayrıca buradan erkek izleyiciler varsa onlara da bilgileri olsun. Yani güzeldi, memnun kaldık. Onun için bir teşekkür etmek bir vazife gibi düşündük hocama ayrıca. Buradan söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçtiğimiz sağ yaptığımız olun programlarda takip edip sizden ürün almışlar. %60'dan %30 orada bir şey de verdi. Bir bilgi de verdi. Evet. En azından bir fayda görmüşler. Evet. Çok... İyi akşamlar. Şimdi bu ayrı bir konu. Alıç. Bu bildiğimiz dağlarda yetişen alıçtan farklı. Meyvesi küçük. Kızardığı zaman bu yeşil henüz alıç. Hı hı. Meyvesinin içi çekirdek dolu. Hı. Meyvesi yenmez. İçi hep çekirdek dolu. Bir meyvesi yenen alıç var. Bir de yenmeyen. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu loplu alıç. Yaprakları kertikli olduğu için buna kertikli alıç denir. İki tür 90 çeşit alıçtan, hı hı, sadece loplu alıç ve kertikli alıç tıbbi maksatta kullanılır. Ve %50 yaprak, %50 çiçeğinin ekstrakte olması gerekir. Rastgele ekstrakt olmaz. Hı hı. Meyvesi zaten kullanılmaz. Yani kullanılır da etkili değil, etkisi çok az. Bunun birleşimindeki flavonitler kalp damar rahatsızlarına karşı dünyada en etkili bitkidir. Klinik, hı, araştırması var. Oraya da gelelim hocam. Ben soruyu sorayım. Siz yine bildiğinizi aktarmaya çalışın. Kalp damar rahatsızlıkları çok ön planda. Bununla ilgili çok ilaç da yapılıyor. Kalp damar rahatsızlıkları ile ilgili elinizde neler var? Neler tavsiye edebilirsiniz? Az önce bir şeyler söylediniz ama bir telefon daha alalım ondan sonra. Tamam. İyi akşamlar, iyi geceler. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar beyefendi. Buyurun, sorunuzu alalım. Biz eşimin kalp damarlarında daralma vardı. Onun için hangi ilacı tavsiye edersiniz ve nereden temin edebiliriz onu öğrenebilir peki miyim? Dinleyin. Herbalist İbrahim Bey size cevap verecek. Hem hanımefendiye cevap verin. Evet. Eşimin kalp damarları ile ilgili sıkıntısı var, daralma var. Bununla ilgili de yüzlerce, binlerce sıkıntılı insan olduğunu biliyoruz. Evet. Hem hanımefendiye cevap olsun, hem de soruma cevap olsun. Şimdi bu alıcı... Kalp damar rahatsızlıkları ile ilgili neler önereceksiniz? Alo. Efendim. Bir de ben kendim için yani şikayetimi söyleyeyim. Hiç halim yok. Halsizlik için var mıdır acaba bir ilacınız? Peki bir de ekstra halsizlik için söyledi herhalde. Evet. Önce şu kalp damarla ilgili. Şimdi normal olarak alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki. Şu tansiyona iyi gelir, kolesterolü iyi gelir, lipidi iyi gelir. Almanya'da yapılan klinik araştırmada kalp damar rahatsızlığı olan 3664 hasta üzerinde klinik araştırması yapılmıştır ve damarları açtığı belgelenmiştir. Bu konuda benim yazmış olduğum bu kitapta ayrıntılı bilgi var.